geldiniz başkanım. Sefalar getirdiniz. Hoş geldiniz. Çok kıymetli Oveymir mahallemiz sakinleri, öncelikle hepinize iyi akşamlar diliyorum. Bugüne kadar geçtiğimiz 5 yıllık süre içerisinde bildiğiniz gibi Aydın'ımızın büyük şehir oluşu dolayısıyla Efeler Belediye'miz oluştu. Bir kazmamız, küreğimiz yoktu. Bugün 30'u aşkın iş makinamızla 83 mahallemize hizmet götürüyoruz. 300 bin nüfusumuza hizmet veriyoruz. İlaçlamasından, temizliğinden, mezarlık temizliklerinden, cenaze defin hizmetlerine kadar. Bildiğiniz gibi yıllarca emek verdiğim, hizmet ettiğim ve 2014'te seçilmiş olduğum partiden bu seçimlere giderken maalesef büyük şehrin de etkisiyle, engellemesiyle karşılaştık. Aday olmamız engellendi. Milletvekilliğinizi de yaptım. Milletvekilliği dönemimde de hizmetlerimde hiçbir siyasi parti ayrımı gözetmedim. Hiç kimseyi ötekileştirmedim. Din, dil, ırk, mezhep, renk ayrımı gözetmedim. Bütün yurttaşlarımızı kucaklayarak görevimi yerine getirmeye çalıştım. Bu 5 yıllık Efeler Belediye Başkanlığı dönemimde de aynı anlayışla sizlerle birlikte olduk. Sizlere hizmet verdik. Bugüne kadar az önce de ifade ettiğim gibi %80'lere ulaşan Aydın halkımızda bir memnuniyet ve güven yarattık. Tabii aday gösterilmemiz engellenince Demokrat Parti Aydın'ımızda kurulmuş, Aydın'ımızın bir partisidir. Adı üstünde demokrat. Bizim Türkiye'de, ülkemizde en çok ihtiyacımız olan demokrasi ve demokratlık. Ben Mesut Özakcan olarak demokrasiyi içine sindirmiş, sosyal demokrat ve aileden başlayarak içinde bulunduğu her toplumda ve ortamda, yönettiği ortamda demokrasiyi en uç noktada evrensel değerleri ve kurallarıyla da yaşama geçirmeye çalışan bir kardeşinizin. 5 yıllık Efeler Belediyesi yönetimimizde bugüne kadar meclis üyelerimiz dahil olmak üzere, diğer grupları teşkil eden meclis üyelerimiz dahil olmak üzere bütün gündem maddelerimiz bizim %99'u oy birliği ile geçti. Tabii ki bu bizim meclisi yönetirken sağladığımız demokratik ortamın bir sonucu olarak gerçekleşti. Son derece nezaketli, saygılı bir belediye başkanımız var. Biz onun karşısında nasıl söz alıp ona karşı bir tepki gösterir mahiyette konuşalım. Hak, hukuk, adalet diye Sayın Kılıçdaroğlu 430 kilometre yürüyüş yaptı. Ama sadece Aydın'da değil, Türkiye genelinde yaşanan, yaşatılan partisi içinde de birçok haksızlıklar gerçekleşti. Aday gösterilmemem konusundaki uğranılan buradaki mağduriyet ve haksızlık benim sadece şahsına karşı uygulanan bir haksızlık, hukuksuzluk değildir. Oveymir halkımıza karşı da uygulanan bir haksızlıktır, adaletsizliktir. Efeler halkımıza karşı da uygulanan bir haksızlıktır, adaletsizliktir. Benim Efeler Belediyesi olarak öncelikli ve ilk ele alacağım mahallelerimiz Osman Yozgatlı ve Oveymir mahallelerimiz olacaktır. Oveymir mahallemizin ve Osman Yozgatlı mahallemizdeki ihtiyaçları, görev, yetki, sorumluluk alanımızdaki ihtiyaçları birincil öncelikli olarak
Efeler Belediyesi olarak gerçekleştireceğiz. Bunu sizlerle birlikte yapacağız. Meclis üyelerimizle yapacağız. Örneğin Oveymir mahallemizin su kanalının alt kısmında belediyemize ait bir yerimiz var. Bugüne kadar orayla ilgili bir işlem yapamadık. Kısmet olursa oraya her yıl çocuklarımızdan havuza, kanala girip boğulanların olduğunu duyuyorum, duydum. Allah hepimizin çocuğunu esirgesin, evlat acısı göstermesin. Sağlıklı olanlarımızı da huzurlu, mutlu, uzun ömürler versin. Oraya yüzme havuzu da olan bir spor kompleksi projesi hazırladık. Yapacağımız projelerin içerisinde o da var. Hatta görsel olarak da arkadaşlarımız hazırlamışlar. Özellikle kitapçık olarak hazırlanıyor ama modern bir havuz ve spor kompleksimiz olacak orada. Kültür gezileri düzenledik. Kültür gezilerimiz içinde Bursa ve Çanakkale şehitliği gezisi var idi. Barış içinde, kardeşlik içinde, huzur içinde bir Efeler Belediyesi yarattığımız gibi ülkemizde de aynı özellikleri yaşama geçirmeye ihtiyacımız var.